çok ama boş duramıyorum konuşuyorsun ki. Ya. Dinliyorum, pembe dizi izliyor gibiyim. Bir verdiğin puanın arkasında dur bari. Pembe dizi izliyor gibiyim. Bir öylesin, bir öylesin. Sadece yorum yapmış olmak için yorum yapıyorsunuz. Başka evet, hiçbir şey yok. Evet, verdiğin puanın arkasında bile durmuyor. Şey pembe giydiği için mi? Nereden çıktı pembe? Belki de olabilir. Büşra Hanım, tatlılar çıkmıyor galiba. Bakamıyorum arkaya. Ne oluyor arkada? Anlat bana. 10 dakika geçti sanırım. Ben orada olsaydım. Yürümesi kaç dakika geldi? Bak en iyi güzel gözlem yapan oradan evet. Gülizar'dı. Oradan kuş ben bakışı. Senin bir şey yanık mücverini bile oradan ben gördüm. Ben göremiyorum. Ne oluyor Hakan? Ben gidip tatlılara bakmak istiyorum. Hiç mutfak kontrolü yapmadım. Şu an yaşlı tatlılara bakmak istiyorum. Mutfak kontrolü şu an yapamazdın. Çorba zamanında yapsaydın. Aa evet, evet bugün mutfak kalmadı. Ama gelmek istiyorum. Tatlıları görmek istiyorum. Şu an gelemezsin ya. Gelmek istiyorum. Şu an gelemezsin. Ama gelemezsin diyor. O zaman gitmeyeyim. Gelemezsin şu an. Kalıpta gelseydin mutfağım savaş alanı gibi olduğundan sonra değil. Muhallebi nasıl kalıptan çıkmaz ya? Ay evet benim. Çıkmıyor diye çıkarım çünkü kenardan boşaltmam gibi. Muhallebi yapışmış. Kalıptan çıkar. Yapıştırıcıyla yapıştırmış muhallebiyi. Silikon kalıbına yapışmış. Anne bana bugün muhallebi yaptın mı diye sorasım geliyor. Bir masada la 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 ya, yapasın geliyor. Ya bir sus ya. Yarın gerçekten olunca ben de seni göreceğim ne yapacağım. Gerçekten şaka gibi. En azından ben oyuncağınızı getiririz mi? Oyuncağınızı çıkarıp oynar mısınız? Aa, yok onu yormadım bile artık. Hiç gerek yok yani. Oyuncağını çıkarıp oynar mısınız? Sen poşetinden şeyini çıkarmadın değil mi? Evet. Ne vardı dün poşette? Niye geldi geri gitti o poşet? Geri gitti çünkü gerek yoktu çıkmasına. Ne vardı içinde? Şuayb değildi değil mi? Şuaybim vardı. Gene mi şuaybdi? Şuaybim vardı. Canım benim var. Ayar oldum bu adama ya. Yarın olsun yemin ederim hiç susmayacağım masada. Sen evet. Kendin mi yaptın kulağını? Evet, kendim yaptım maalesef ya. Nasıl, ne zaman? 15-16 yaşlarında ya, oluyor baya. Kulağım kaşınınca öyle bir çubuk aldım. Çubukla biraz kaşıdım, sonra biraz kanadı. Aldım. Ne çubuğu? Kulak karışma çubuğu mu? Hayır canım, normal ağaçtan aldım, kırdım, kopardım. Dalı soktun kulağına. Dalı soktum aynen. Çok da sokmadım ya, oynadım biraz yani kulağımla. Velhasıl gelip sonra bir kan ya geldi. Ya 15 yaşındasın, küçük olsan aklın ermiyor diyeceğim. Ben bir doktora gittim, su kaçırma dedi kulağına da hiçbir şekilde. Ben onu da aldırış etmedim. Devamlı denize daldım, oraya daldım, havuza daldım, her yere daldım. Ay. İyice üstüne gittim. Ay be Hakan ya. Şu an ama nasıl diyeyim, önlemlerimi alıyorum. Suya girerken kulak tıpacağı arada sırada takıyorum. Bu kadar aceleci davranmasaydın ya, biraz daha dursaydın. %30 işitme engelinden sonra... O kadar değil, 30 değildir ya. %20 kaç dedin? Tam anlamıyla bilmiyorum yani şu an. 7-8 falandır yani Zuhal Hanım. Öyle demediniz geçen gün bana. %29,5. %29,5 Zuhal Hanım. İşte %30 dedim, bana niye itiraz ama ediyorsun? Ama 30'a var, yarım var daha 30'a. Doğru, çok şey fark ettirir. Ya insan bunu kendine nasıl geçmiş olsun diyeyim tabii de. Sen evet. Biraz haşarı mıydın? Acaba haylazlık mı vardı, bir afacanlık? Biraz en kibar şekliyle söylüyorum. Biraz haşerelik vardı. Evet, zapt haşerelik değil haşer. Hala var. Zuhal Hanım hala var. Zapt edilmeyen bir tiptik. Ailene Allah kolay gelsin. Durulmuşsundur artık evlendikten sonra. Duruldum tabii canım da sakinleştim. Dalgalandın da duruldu çünkü teknede çalışıyorsun. Evet. Ay, kötü tatlımızı espri yaptım. Neyle yiyeceğim? Sadece bıçak mı? Sen tatlı çatalını kullanmadan ama sen de bir salatı. Bak çıkarttın, iyi bari çıktı. Evet ya, kolay çıktı aslında. Bu kenarını... Göremedim kalıbını, bu tekli silikon kaplardan mıydı? Evet. İyi bari çıkmış, geçmiş olsun. Yok, beşli silikon kabıydı ya, beşli aldım. Hayır yani bu yuvarlak olanlardan ha, evet. Değil mi? Tamam. Şimdi bu tat tek aşamada pişmedi, her bir katmanın ayrı ayrı tencerelerde pişti. Çünkü sadece üstteki sütle pişiyor, diğer katlar... Nasıl renklendirdiğini söyleme, onu Hakan'a soracağız bir evet, tatlı. Evet, onu Hakan bulacak, ben inanıyorum bulacağına. Her katların tadına ayrı ayrı bakabilirsin, ona göre diyorum ya, belki ne tadı geliyor. Ekşiyeli mi aldım, limon aldım. Hı. Sence neyle vermiştir rengi? Gıda boyası mıdır? Tadından evet. Çok anlayamazsın tabii rengi nasıl ver, yani bir tahmin kafadan at. Bence %95 gıda boyası. Limon sıktın mı? Hayır. Bir şey sorabilir miyim? Oralet mi bu? Evet, kivi, limon, karadut oraletlerinden yaptım. Oralet kullandım her katmanda. En üstteki normal bildiğiniz muhallebi. Ara katlarında oralet kullandım. Ya böyle daha fresh, hafif bir tatlı olsun istedim böyle hani. Yiyebileceğimiz tek şey o Zuhal Hanım. O kadar haklısınız. Yani. Niye ben yiyor tatlıdan yok, yedim? Yok yok hayır. Yani yumuşak şekerler olur ya alt tatlı taraf. Tatlı internete girip yazdığında da oralet tatlısı diye birçok çeşitleri çıkıyor. Ama yapılan bir tatlı. Ya sen böyle biber dolmasından, patlıcan dolmasından bir çıkıp böyle ufkunu bir genişletip farklı bir tatlara da açılsay. Keşke baklava cheesecake'le geldim. Daha ne kadar ufkunu genişletebilirim. Bir tek yaptın oydu zaten masada. Başka ama, ne tatlı yapabilirdim hayır, mesela? Hayır tatlı olarak değil, hayır, masa olarak komple. Genişletmek için mesela ne yapabilirdim? Bana bir tane ya, örnek verir misin? Bak, sen bu bir yemek yarışması. Bu tamam, bir yemek yarışması ya. Karşına farklı tatlar da çıkabilir. Sen ben... Muhallebi.
Tamam, muhallebi derken altındaki muhallebi değil ama ona ayık bir ona. Üç renkli muhallebi yazdınız. Muhallebi. Renkli muhallebi yazdım ben oraya. Tamam. Üstündeki muhallebi sütle yapılıyor, renkli alttakiler oraletle nişasta suyla özleştirilip pişiriliyor. Tamam, şeker ama sonuçta ekleniyor. Muhallebi. Bak, şeker oranına bir bak, kıvamına bir bak, renk uyumuna bir bak. Kıvamına sen pişirme tekniğine renk bir bak. Renk uyumu neye göre renk uyumu? Ya ben buraya mesela sen avokado salata yazıp avokadosu salata getirdin ama ya. Ama ben onu söyledim zaten, avokadomun tamam, bir tanesi olmamış. Ama ben renkli muhallebi deyip renkli muhallebi getirdim ama değil mi? Ama içinde avokado vardı. Şimdi tamam, bu renkli önüne iki renkli ya da renksiz bir muhallebi gelse diyecektin ki menüde niye renkli muhallebi yazıyordu o zaman. Gayet de renkli. Peki, yavaş yavaş tatlı yorumlarına geçelim. Peki Okan? Ben tatlıyı beğenemedim ya. Yani özellikle bayağı bir yemeye çalıştım. Üstteki muhallebisini ayrı, alttakini ayrı yedim, ortadakini ayrı. Ama bilmiyorum, hiç bana hitap etmedi. Yani çocukken yapıyormuş ya teyzeniz. Sizin bu yarışmaya katılacağınızı söyleselerdi ben sana hitap edecek bir tatlı yapardım. Bak, dinlemeyi öğrenelim. Dinlemeyi öğrenelim önce. Bitireyim. Sonra istediğini söyle. Evet. Varım. Evet. Size çocukken yapıyormuş ya, keşke bana da çocukken yapsaydınız. Yani olmamış. Tanısaydı seni. Keşke. Ya, yok, evet. Tanımak istemezdim o halde bundan. Evet. Severdim. Yok. Ponçuk ponçuk dolanıyordum artık. Ama şovunuzu sosyal seviyorum. Medyada yapın, bu masada değil. Orada tam istediğiniz gibi kılıktan kılığa girip şov yapıyorsunuz. Evet. Burada değil, burada yemek konuşalım, yani yemek tadalım. Şu tatlıya yok çocukken teyzen yapıyormuş, oralara girme hiç yani. Ama bomboş. Peki Gülcan? Zühal Hanım şöyle, ben muhallebiyi hiç beğenmedim. Hı. Muhallebinin bu masada yeri yok. Sebep? Senin yaptığın yok. Tatlının mı yeri vardı? Evet vardı ama evet, bunun yok. Ben evde de benim tatlının herhalde yeri vardı ama muhallebinin yok. Ben bu masada yok. Yapılmamış bir tatlı yaptım. Fresh bir tatlı. Evet, et yemeğinden sonra böyle yenilebilecek hafif bir tatlı. Evet, sizde kalsın yapılmasın. En azından revani çırpıp çırpıp önümüze getirip makinede yoğurup yapmadım ben bunu. Dört ayrı tencerede pişirip üst üste koydum. Tek tek soğumalarını bekledim. Emek var. Hamur kabuğundan, hamur gömleğinden. Sen paketi açtın. İnanmayacaksın ama sana hak veren ve emek var diyen Hakan var. Emek var çünkü dört tane gibi bunun vişnesi, ayrı elması, paketi, limonu. Sen hiçbir şey paketini açmadın tabii. Hepsini ayrı pişirmiş ama şöyle bir şey var. Bu kadar ekşiyi bir arada tutmaman gerekiyordu. Muhallebi ya. Hani vişne var, limon var, ekşi elma var. Vişne yok. Ne bu kırmızı olan? Karadut mu? Evet. Karadut ne? Tatlı mı? O da ekşi bir şey. Biraz da bir yerlerden şeker tadı gelseydi. Biraz daha böyle. O ekşiliği kıracak farklı bir meyve daha tatlı, daha evet. Baskın. Muz giderdi bak, muz güzel olurdu. Farklı meyveler de olabilirdi. Çilek. Peki sen de beğenmedin mi yani Hakan, onu mu anlayalım? Ben emek var diyorum sadece ama emek beğenemedim var. Yani. Beğenemedim. Ama dediğin gibi dört tane ayrı aşamada oluşmuş bir emek var. Emek görüyorum ama lezzet göremiyorum maalesef. Peki. Muhallebenin emeği o da bir emektir. Ya dört tane ayrı tencere var, gözünü seveyim ya. Hadi buyurun açık oylamaya geçelim. Benim için şu anlamda masam güzeldi. Özenle hazırlandım. Diğer üç güne göre masa düzenim gayet güzeldi. Gayet özenle hazırlanmıştım. Çiçeğim, renklerim, uyumum, her şeyim çok güzeldi. Yemeklerim de aslında güzeldi. Sadece ette ve ara sıcağımda bir talihsizlik yaşadım. Ben yarışmacılardan en düşük 7 puan bekliyorum. O da etim ve ara sıcağım olmadığı için, bana göre de olmadı çünkü. 7'den aşağı puan verirlerse kabul etmiyorum.